Hep sorduğunuz bir soru vardı. Abi bu kadar nasıl nefes tutuyorsun? Yoksa tüp mü var arkanda? Suyun altında bu kadar nasıl kalabiliyorsun diye sorduğunuz soruların cevabı için İstanbul'a geldim. Geçtiğimiz hafta video düzenleyemedim. Çünkü İstanbul'a geldiğimden dolayı plansız bir durum gelişti. Böyle bir anda kalktım, eşyalarımı toparladım. İstanbul'a geldim. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu serbest dalış branşının havuz sporlarını açmış oldu. Havuz sporlarında ne var arkadaşlar? Benim yapabildiğim en güzel branşlardan birisi statik nefes tutma. Statik nefes tutma ne oluyor? Tamamen hareketsiz bir şekilde bir insan ne kadar nefessiz kalabilir? Sınırlarını ne kadar zorlayabilir? Ve spor salonuna yarın gittiğimde orada göreceksiniz. Türkiye'nin en iyi serbest dalış sporcuları orada olacak. Ve merak ettiğiniz bütün soruları orada beraber cevaplamış olacağız. İnşallah yarışmada bir şeyler yapabilirim. İddiam yok ki çalışmadık, hiçbir antrenman yapmadık. Çünkü bu işler öyle antrenman yapmadan öğrenilmiyor maalesef. O zaman bakalım ya neler yaşayacağız. Arkadaşlar şu anda saat 10.30. Benim performansım 11.30'da başlayacak. Bir arkadaşları gibi burada bir ısınma turu, suda bir alışma yapacağım. Nefes egzersizi yapacağım. Bir insan bakalım ne kadar nefes tutabilir. Biraz heyecan var, kırgınlık var. İlk defa havuz branşına katılıyorum. Artık bakalım, çok iddiam yok ama göreceğiz. Nasıl gidiyor Kaan'cığım? Yeni girebildik. Bakalım ne olacak. Biraz stresli ilk gün. Yarışmalara ilk başta katıldığımızda bir stres oluyor. Bu da bizim için bir tecrübe. Bilge Hocam nasılsınız? Selam. Ya harika. Aslında çok güzel yani yarışmada olmak tekrar ama hiç istediğim derece yapamadım. 5.5. Stres falan mı oldu? Ya şimdi ne kadar deneyim olsa da ilk yarışma heyecanı. Hazırlıksız olmak var ya psikolojik aynen, olarak. Aynen aynen. Risk kalmak istemiyorum. Kaç ya? Okey. Ne? Ben duymuyormuş bir şey. Bakalım tamam. Ben görüşmek üzere. Burada ise yarış platformuna giderken enerji sarf etmemem için Kaan Hocam bana yardımcı oluyor. Yarışmada tuttuğumuz nefes süreleri normalden her zaman daha azdır. Bunun sebebi evde sakin ve rahat bir şekilde motive olmamızdır. Yarışmada 4 tane sporcu aynı anda nefes tutuyor ve dış ses oldukça fazla ve heyecan da işin içine girince haliyle nefes sürelerimiz biraz daha azalıyor. Top time sesini duyduktan sonra 30 saniye içerisinde yarışa başlamamız gerekiyor.
3.53'te bana neden çık işareti verdiklerini anlam veremedim. Şaşkın bir şekilde antrenörüme ve yanındaki hakeme bakıyorum. Ve uyarı işaretini parmağımla işaretlemediğim için performansıma son verildi. Ve bu halime gülüyoruz burada. Çok kötü başladım. Havayı yuttum heyecandan. Mideme indi hava. Ya havayı veriyorum. Yuttum. Sonra saat kaç? 3.53'te performansımı tutup kaldırdılar beni. Meğersem omuzuma dokundukları zaman işaret vermem gerekiyormuş. İlk yarışmam olduğu için tecrübe. Olsun, sağlık olsun. İlkin günahı olmaz zaten. Bu da bir deneyim oldu, aynen. İlkin günahı olmaz. Hayırlı olsun. 3.53. Giderdi 4'te. Giderdi, geçerdi. Giderdi. Rahatsın çünkü. Güzel gözüküyordun. Aynen. Sağlık olsun. Olsun. Önemli olan o zaten. Aynen. Evet arkadaşlar, şu anda serbest dalış sporcusu, Türkiye'nin en iyilerinden birisi Taylan Ülger arkadaşım yanımda. Kendisine şu soruyu yönelteceğim. Serbest dalış nedir? Bir insan nefesini nasıl bu kadar tutabilir? Şimdi sözü Taylan arkadaşıma bırakayım. Merhabalar, ben Taylan Ülger. Serbest dalış eğitmeniyim. Aynı zamanda bir yarışmacı olarak mümkün oldukça türlü yarışma, faaliyette göstermeye çalışıyorum. Havuzda hem derinlikte insanlarla paylaşmaktan keyif alan biriyim. Yarışma derecelerinde en iyi derecelerimi sormuştu Mustafa. Derecem tek nefeste antrenman dalışmalarında 93 metreye tabi monopaletle dalışım var. Evet. Her zaman bir amatör ruhu taşıyarak aslında her gün yeni başlıyormuş gibi aynı şevkle daya bakmaya çalışıyorum. Sorulara gelince serbest dalış nedir? Bana göre serbest dalış nefes tutularak yapan birçok aktivite aslında o kategoriye giriyor. Ama aslında tabii ki suyun altında nefessiz olan aktiviteler ister yatay mesafelerde ister dikey olarak denizde, derinlik bazında. Bununla birlikte tabii ki serbest dalışın faydalandığı birçok nefes tutarak yapılan farklı aktiviteler de var. Bence evet. Aslında nefes tutmaya bağlı olarak birçok şeye serbest dalış demek. Nefes tutma branşında birçok yapmış olduğumuz aktiviteler. Aynen. Yani ana temeli nefes tutarak yapmış olduğumuz sportif aktiviteler. Bunda nasıl ilerleriz, nasıl daha iyi oluruz, nasıl o kadar insanlar nefesler tutuyor? İnanılmaz süreler, dereceler, şimdi, mesafeler var. Şimdi lafa giriyorum. Az önce kendisi 93 metre monopalette bir derinlik yaptım diyor. Öyle düşünün, nefesinizi tutuyorsunuz, 93 metre derinliğe iniyorsunuz ve 93 metrede tekrar yukarı çıkıyorsunuz. İşte bunun basıncı var, aynı zamanda nefes tutuyorsunuz, bir de hareket ediyorsunuz. Yani bir insanın ne kadar aklı alabilir, sınırlar ne kadar zorlayabilir Taylan abi? Yani ben o soruyu sormak istiyorum. İnsan nefesini nasıl bu kadar tutabilir? Ne yapması gerekiyor nefesini tutabilmesi için? Çalışarak bunu yavaş yavaş geliştirerek görüyoruz. Yani her zaman şuradan doğru başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bir insan kendini nasıl bu kadar geliştirip bu kadar ilerletebilir? Öncelikle doğru eğitim olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü riskli bir spor. Bağımında da aslına bakarsanız tamamen düzenli çalışma, istikrarlı tekrar ve antrenmandan geçiyor. Ben herkesin, her insanın belli bir yere kadar bir kapasitesi var. Onun da üstüne geçmek daha çok çalışmayla, daha çok antrenman yapmayla ve bunu pes etmemekle alakalı. Her şeyde olduğu gibi aslında. Evet. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani kimse doğaüstü bir yeteneğe sahip değil. Kimse doğduğundan itibaren böyle özel yetenekleri, özel güçleri yok. Sadece düzenli ve sürekli çalışarak kendini geliştiriyorsun. Yani bu kendini geliştirmeyle alakalı. Yani insanoğlu gerçekten kendi sınırlarını bilmiyor. Eğer bir başladığı zaman, bir yola girdiği zaman sınırlarını her zaman daha ötesine gidebiliyor. Ve bu sporun en çok sevdiğimiz yanlarından birisi de bu. Evet. Kendini ve sınırlarını keşfetmek. Bu işin kesin yapabileceğini söylerken öyle söylersek bu iş yani anadan boğma böyle süper güçte olan bir şey değil. Sonuçta kesinlikle. Herkesin bir kapasitesi var. Tamam, genetik anlamda daha avantajlı bireyler işte akciğer kapasitesidir. Kulak burun boğaza daha rahatlık sağlayan özellikler olabilir insanın ama bunlar yüzde olarak genel çalışmaya bakınca çok yüksek değil. Evet. Yani çalışarak bayağı bir yol kat edebilirsiniz ve ucu açık. Evet. Taylan kardeşimin konuşması için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Var mı bir mesajın arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir yer vermek, aynı zamanda bu spora dair insanları teşvik etmek için uğraştığın için ben videolarını zaman zaman izliyorum, takip ediyorum. Daha zıpkın ağırlıklı ama serbest dalışa da yer verdiğin için sonuçta bu işin aslı oradan geliyor. Önemli. Teşekkür ederim her şey için. İnsanları bunu aşıladığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, zıpkınla balık avı yapmadan önce serbest dalışı bilmek gerekiyor. Yani nefes tutmamız gerekiyor. Öyle abi tüple mi dalıyorsun? İşte ne, işte cihaz mı var sende gibi sorular. İşte bunlara daha çok netlik getirmek için
serbest dalış bu işin temeli olduğunu ve yollardan geçildiğini sizlere kısaca göstermek istedim. Taylan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Instagram adresinde Freedive Cosmos diye yazarsanız arkadaşlar, arkadaşımız serbest dalış eğitimleri veriyor. Katılmak isteyen arkadaşımız olursa kendisini Instagram'dan ekleyip sormak istediğiniz sorular varsa merak etmeyin de sorabilirsiniz kendisine. Burada bitirelim, ayrılmayın. Bu da benim için güzel bir tecrübe oldu. Şimdi arkadaşlar, nasıl bu kadar nefes tutabiliyoruz ve nefes tutmak için ne yapmamız gerekiyor onunla alakalı bilgiler sunacağım size. Öncelikle nefes tutarken benim için iki tane teorik ve pratik olarak ikiye ayrılır. Teorik nedir? Doğru bilgi. Pratik nedir? Doğru uygulama ve zaman içerisindeki kazanmış olduğumuz adaptasyon. Bu iki düzlem aynı anda ilerlemesi gerekiyor. Eğer bilgiyle pratiği aynı anda düzgün bir şekilde uygulayamazsanız muhakkak nefes konusunda bir problem yaşayabilirsiniz. Bunu dikkat etmemiz gereken konulardan birisi arkadaşlar doğru teknik, doğru nefeslenmedir. Doğru nefeslenme nasıl olması gerekiyor? Zıpkına balık avına başlarken ilk başta yapmış olduğum en çok hatalardan birisi ne kadar çok nefes alırsam o kadar çok nefes tutabilirim inancıydı kendime. Birkaç metreye daldığım halde o kadar çok nefes tutuyordum ki böyle içimi böyle ağzıma kadar dolduruyordum ve iniyordum. Aşağıya indiğimde sürekli içimden böyle bana bir basınç ve sıkıştırma hissi geliyordu. Bu his beni oldukça sıkıyordu ve suyun altındaki konforumu engelliyordu. Doğru oranda nefes çekmemiz gerekiyor. Yani kendimizi darlatmamamız gerekiyor. Doğru nefeslenme yaparken ilk başta diyaframımızı doldurmamız gerekiyor. Diyafram yani göğüs kafesi oynamadan alt kısmında yani karın kısmında bu şekilde olması gerekiyor. Diyaframdan sonra göğüs kafesini şişiriyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar sığ sularda dalarken nefes oldukça rahat olması gerekiyor içinizde. Eğer diyaframınızı ve göğüs kafesinizi sıkıştırırsanız suyun altında konforunuz yerinde değilse kesinlikle nefesinizi tutamazsınız. Aynı zamanda malzemelerinizle uyum içerisinde olmanız gerekiyor. Eğer sizi çok fazla sıkan bir dalış elbisesi giymişseniz ve diyaframınıza baskı yapıyorsa bu baskı sizin düzgün bir şekilde nefes tutamamanıza sebep olacaktır. Bu yüzden maske olsun, elbise olsun, jilet olsun bütün malzemeleriniz size uyum içerisinde olması gerekiyor. Eğer suyun altındaki konforunuz düzgün değilse arkadaşlar nefes tutamazsınız. Karada rahat olduğunuzun daha fazlası suyun içinde rahat olmanız gerekiyor. Çünkü suyun altında nabzını düşürmeniz için konfor en fazla önem gösteren olaylardan birisidir. Bunun haricinde kara antrenmanlarından bahsedeceğim size. Kara antrenmanları yaparken arkadaşlar karbondioksit tablomuz vardır bizim. Örneğin veriyorum. Biz karbondioksit antrenmanı yaparken ortalama %70'i kadar veya 2 dakika kadar bir nefes tutalım diyelim. 2 dakika nefes tuttuk. 2 dakika nefes aldık, verdik. 2 dakika nefes tuttuk. 1,5 dakika nefes aldık, verdik. 2 dakika nefes tuttuk. 1 dakika nefes aldık, verdik. Tekrar 2 dakika nefes tuttuk. Bu sefer 30 saniye nefes aldık, verdik. Bunu böyle düşüre düşüre, nefeslenmeyi düşüre düşüre ne yapıyoruz arkadaşlar? Vücudun karbondioksite karşı olan dayanımını arttırıyoruz. Dayanımı arttıkça su altındaki dip sürelerimiz de artacaktır. Bunun haricinde normal maksimum nefes tutma yaparak hipoksi yani oksijen antrenmanı da yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda kardiyo antrenmanları bizim sporun olmazsa olmazlarıdır. Kardiyo antrenmanları yaparken haftanın bir gününü veyahut da iki günün patlama antrenmanını ayırabilirsiniz. Patlama antrenmanı ne oluyor? Aniden hızlı bir şekilde maksimum düzeyde hareket sağlayarak nabzınızı 150'nin üzerine çıkarmaya çalışmak. Yani bir anda hızlı efor sarf etmek. Aynı zamanda da orta tempoda kardiyo antrenmanları uzun süreli olarak yapabilirsiniz. Düzenli bir şekilde kardiyo antrenmanı yaptığınızda, düzenli bir şekilde uykunuzu uyuduğunuzda, düzenli beslendiğinizde bunların hepsi bir düzende olduğu zaman arkadaşlar dip sürelerinizin kendi kendine arttığını göreceksiniz ve suyun altında çok daha rahat olduğunu da göreceksinizdir. O yüzden nefeslenme olayı tamamen kişinin kendi çabasına, kendi antrenmanlarına ve doğru tekniğine bağlı olarak artabiliyor. Diyafram ve göğüs kafesinin rahatlığından bahsetmiştim. Vücudumuz ne kadar esnek olursa, özellikle diyafram ve göğüs kafesi ne kadar esnek olursa akciğerlerimizi doldurduğunda
akciğerlerimiz içeride çok daha rahat bir şekilde kalacaktır. Bundan dolayı dipte kendimizi rahat hissedeceğimizden dolayı dip sürelerimiz de artacaktır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Diyafram antrenmanı yapabilirsiniz. Size videonun başında gördüğünüz gibi dalış yapmadan önce diyafram egzersizleri yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Nefesimi sonuna kadar veriyorum. Aynı zamanda tam tersin. Diyafram nefesini dolduruyorum. Karnım şişti. Ona dönüp yattıktan sonra diyaframı sıkıştırdığım için hafiften bir baş dönmesi olabiliyor. Çok fazla zorlamamanız gerekiyor ama bu gayet normaldir, sizi korkutmasın. 30 saniye boyunca hem sağa hem sola hem de ileriye doğru diyaframınızı doldurarak esneme antrenmanları yapabilirsiniz. Aynı zamanda internette bakarak göğüs kafesi egzersizleri de esneme antrenmanları da yapabilirsiniz. Yoga bizim sporda önemli bir yere sahiptir. O yüzden yoga antrenmanları sizi dalışta daha rahat hissetmenize sebep olacaktır arkadaşlar. Umarım verdiğim bilgi doğru olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarışta bir şey yapamadık ama kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok seviliyorsunuz.